arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de verim konusunu işleyeceğiz. Tonguç. Efendim. Verimin ne kadar senin? Hocam en yüksek seviyedeyim şu anda hocam. Çünkü az önce kahvaltımı yaptım. Zindeyim, zirveyim. Süper. İki kilo Böyle görüyoruz. Uyuyorsun işte görüyorsun. Pardon hocam. Burada verim alabilir misin sen? Mümkün değil. Çalışmadan verim alınır mı Murat? Abi? Alınmaz. Ha. Uykudan verim alınır ama. Çünkü verim... kitaplarla uyku çok güzel oluyor hocam. Evet yan yana durduğun zaman beynine girebilir değil mi aynen, Aynen aynen. Fotokopi çeker gibi üstüme örtüyorum hocam. Ben Tonguç saçmalamayı gibi. kes ve verimin ne olduğunu anlatayım sana. Verim dediğimiz şey Tonguç şu. Bizim hedeflenen iş denilen bir olayımız var tamam mı? Biz mesela bir işi yapmak istiyoruz değil mi? Bu işi yaptığımız zaman hedeflediğimize ulaşırız. Ama biz bu işi yaparken daha fazla enerji harcıyoruz. Yani mesela ben bunu buradan buraya kaldırmak için bunu yukarıya doğru getirdiğim zaman bunun üzerine bir iş yapıyorum. Evet. Ama belli koşullarla elim bir yere takılıyor. İşte başka bir türlü elimi yanlış bir şekilde kaldırıyorum vesaire daha fazla enerji harcıyorum. Evet. Böyle dik kaldıracağıma şöyle yandan kaldırıyorum. Daha fazla enerji harcıyorum. O yüzden verim dediğimiz şey hedeflenen bölü harcanandır aslında. Bak bu çok önemli. Verimi anlayabilmen için hedeflediğimizde kadardı? Harcadığımız ne kadardı? Mesela diyelim ki ben elli jüllük bir hedefleme yapıyordum. Hı -hı. Bu işim yap, yapmak istediğim iş buydu. Ama ne yazık ki harcadığım enerji 100 euro oldu. Hı -hı. O zaman benim verimim yüzde 50 dir Tonguç. Anladım, yani yüzde 50 verimle çalışmışım. O yüzden yani eh. Aynen. Ama ben deseydim ki e, yine 50 jüllük bir enerji, iş yapmak istiyorum ama bunu 50 jülle yapabilirim kardeşim. Evet. O zaman işte yüzde yüz verimle yapmış olurum. Anladım tamam. hocam. Fizikte yüzde yüz verim neredeyse imkansız. Demek ki harcanan iş veya yapılan yapılan e, enerji, uygulanan tamam. enerji. Tamam. Şimdi bak devir daim makinesi denilen bir şey var. Tonguç Orpheus den, tekerleği denilen bir olay var. Evet hocam. Şans öyle. E, Şansöyle Johann Ernst Elias Bessler denilen bir adam Yuh, var. Yuh tamam. kimmiş o hocam adam ya? Şansöyle yani. Ernst Elias Bessler. Alman bir mucit bu adam. Tipi kaymış hocam neyi icat edecek Tonguç, ki? bu adam icat etmiş. Allah. Ne icat etmiş biliyor musun Tonguç? Hiç duymadım hocam bu etse, adam yüzde yüz verimle çalışmış bir araç idare etmiş. Yüzde yüz verimle çalışan dakikada 26 devir dönen tekerlekleri icat etmiş. Vay tekerlek icat etmiş. Bu tekerlekleri icat ettikten sonra bak şöyle bir şey var buna bastık başlatıyorsun tamam mı bu tekerlekleri hiç durmuyor. Yüzde yüz verilme çalışıyor. Allah Allah. Yani senin harcadığın enerji sürekli devam ediyor. Peki bu adama ne olmuş biliyor musun? Çok enteresan bir sonu var. Ne oldu var hocam? Allah Allah. Demişler ki ulan ne kadar güzel bir şey yaptın. Dünyadaki en büyük buluşu yaptın. Çünkü bütün arabalar yüzde kaç verime çalışıyor biliyor musun? 40. Yüzde otuz, yüzde kırk verimli. En fazla yüzde kırk verime çalışıyor. Yani harca, tükettiğimiz enerjinin yüzde kırkını alabiliyoruz en fazla. Ha. Bu adama demişler ki oha sen dünyanın en büyük mucidisin. Lütfen bize sırrını açıkla demişler. Bu Aşkın adam da... mı hocam? Hayır. Ne yapmış hocam? Adam yaptığı makineyi paramparça etmiş. Şey sonra da ya, ben... çok kısa bir süre sonra da ölmüş adam. Ve sırrı da, da bulsun. mezara gitmiş. Ve kimse Boşu şu şuna benzi parası ödıyoruz bunu işte yüzünden. İşte şu anda bu adam belki sırrını paylaşsaydı dünya çok farklı bir yerde olacaktı. İşte Tonguç bencillik yapma Tonguç. Vay be. Bilgin ya. varsa insanlarla paylaş. Bak biz ne yapıyoruz şu anda? İnşallah. Bütün bilgimizi paylaşıyoruz. Sen de bu adamın yaptığı şans öyle bak ismi baktın. Ne Aynen hayır gelir bu olur. adamdan ya? Şans öyle. Ne biçim bir adı ya? Besler, kendini beslemiş sadece zaten. Tonguç verime bakalım. Harcadığımız enerji 4 kilojülmüş. 4 kilojül aslında 4000 bin jül demek Tonguç. Kilo demek bin katı demek. Bunu unutma. Tamam mı canım? Tamam hocam. Şimdi bu adamı buradan buraya kaldırmışız. Ne kadar kaldırmışız? 3, 3 metre. metre kaldırmışız. Bu adamın üzerinde bir iş yapmışız değil mi? Evet hocam. Peki bu adam 100 kilogrammış. Bunun ağırlığı ne tarafa doğru olur Tonguç'cum? Aşağı, Aşağı doğru. Bin newtondur değil mi? Of tabii onunla çarpıyoruz. Heh. Bin Newton... Bunu kaldırmak için de ben o zaman 1000 Newton uygulamaz mıyım Tom? Her türlü. İş neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Benim uyguladığım kuvvet 1000 Newton. Bu vincin uyguladığı kuvvet. Evet. Kaç metre gitmiş? 3 metre. metre. yukarı gitmiş. O zaman ben 3000 jüllük bir iş elde etmişim. Evet. Yani benim hedeflediğim iş bu. Hedeflenen bu. Peki harcadığım ne kadarmış? Harcadığım 4000 4000. O zaman demek ki %100 verimle yapmamışım. Aynen yani. %75 verim. Oha Tonguç bir sakin ol ya. İnsanlar da izliyor onlar da yapsın. Bak 3000 bölü 4000 değil mi? Evet hocam. Bununla bu sayı, bununla bu sayı, bununla bu sayı işte. Çarpı 100 diyorum ki %75'i çıkartabilelim. 3 bölü 4, 300 bölü 4'ten 75 çıkıyor. Yani %75 tam senin söylediğin gibi aptım tuttu hocam ya. Benimki çok verimli oldu. Kafamı hiç yormadan Çok yaptım. akıllı bir öğrencisin gerçekten. Tonguç Akademi.com'da web sitemizde bütün e, videolar daha önceden ve evet. daha detaylı kategorize bir şekilde var. Karıştırmana gerek yok. O zaman ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Hemen hocam.